Merhaba değerli izleyicilerimiz. Bugün Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. 250 metrekare arsa içerisinde 4 artı 1 ayrı mutfak, özel otoparklı, özel yüzme havuzlu, tam müstakil bir villa sunumu için geldik. Hemen karşıda gördüğünüz kapı, otopark giriş kapımız. Burada da yaya giriş kapımız var. Tabii 3 basamakla yukarı çıkıyoruz. Geniş bahçeli, güzel peyzajlı, aynı zamanda güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Görmüş olduğunuz gibi şurası şu anda veranda kısmımız. Önünde ufak bir bahçe alanımız. Bahçe devam ediyor. Aslında şöyle devam edelim. Önce otoparka baktıralım. Güzel bir otopark alanımız var. Ve güzel bir havuzumuz var değerli arkadaşlar. Tam müstakil dediğim gibi. Tam müstakil. Yaklaşık 20 metrekare bir havuz. Bu da ideal. Motor dairesi ve denge deposu mevcut. Savaklı sistemle yapılmış tabi. Bahçe duvarları perde betonla yapılmış. Üzerine demir ferforjeler yapılmış. Ses ısı yalıtımlı. Deprem yönetmenliğine uygun. 60'a 60 porselen seramik döşenmiş. Hem otoparka hem güneşleme alanına hem veranda kısmına. Tabi hemen binanın birinci katında da sövelerin hemen yanına granit malzemeler kaplamış, aplik lambalarla da süslenmiş. Gece görüntüsü çok güzel gözüküyor. Tabi devam edeceğiz. Devam ettiğimizde çelik kapıya doğru gidiyoruz. Tabi geniş bir alan. Gördüğünüz üzere çim alanımız gayet geniş, gayet ferah. Tabi tam müstakil olduğunu size göstermek açısından şöyle kameradan dolaşalım. Tabi dış cephesine güzel flaşör lambalar konulmuş. Çift teras yani iki tane terasa sahip teraslar komple pergüle şeklinde yapılmış. Şu anda giriş kapının önüne geldik. Tabi gene 1, 2, 3, 4 tane aplik lambayla süslemiş. Dediğim gibi montalama malzeme kullanmış. Çelik kapıdan içeri girdiğimizde değerli dostlar çelik kapıyı açar açmaz vestiyer alanımız var. Burada gördüğünüz üzere tabi geniş bir koridora sahibiz. Merdiven altında bir lavabo WC tarzında güzel bir yer yapmış. Çift açımlı vasıtas pencere kullanmış. Tabi öncelikle salona girelim. Salon kısmına geldiğimizde yaklaşık 32 metrekare salonumuz var. 120-60 granit malzeme, mermer görünümlü granit malzeme kullanılmış. Demin binanın yol kısmından girerken zaten veranda kısmını anlattım sizlere. Burada sürgülü kapıyla veranda kısmına çıkabiliyorsunuz. Aynı zamanda uzaktan kumandalı panjur sistemlerimiz mevcut değerli arkadaşlar. Buraya da alçı dekorasyonla güzel bir televizyon ünitesi yapmış. Gördüğünüz üzere tabii gene led ışık, ters spot lambalar gayet güzel, gayet hoş bir ev görünümü veriyor tabii. Ayrı mutfak demiştim. Şimdi mutfak kısmına geçelim. Gayet kullanışlı geniş bir mutfağa sahibiz tabii. Dediğim gibi gene 120-60 kredi malzemeler kullanılmış. Mutfaktan da teras kısmına çıkabilecek bir sürgülü kapı verilmiş. Bankoya baktığımız zaman siyah granit siyah granit malzeme kullanılmış. Tabii fayanslarda gene cam seramik kullanmış siyah renkten. Siyah granit evye güzel de bir batarya yerleştirilmiş. Çamaşır bulaşık makinesi yeri burası değerli arkadaşlar. Set üstü ocağımız, dablobaz yerimiz. Devam ediyoruz. Burada da fırın, mikrodalga, buzdolabı yeri. Çok amaçlı, çok kullanışlı, güzel bir mutfak değerli arkadaşlar. Bir evin olmazsa olmazları, en güzel yani beğenilen tarafı mutfak tabii. Burada yemek falan açısından gayet güzel oluyor. Geniş bir mutfak. Tabii binayı etraflıca tanıttık. Şimdi birinci kata çıkıyoruz. Aynı zamanda koridor kısmına verdiği led ışıklar da gayet güzel gösteriyor. Yukarı doğru çıkarken alın kısımlarına siyah ve üstüne de beyaz mermerle basamakları döşenmiş. Ahşap görünümü alüminyum korkuluklar var. Tabii spot lambalar tam bağımsız olduğu için burada da şöyle çift açımlı vasıtas pencere yerleştirilmiş. Hemen lambaları yakmak istiyorum. Değerli arkadaşlar tabii 4 artı 1. Sinan sanırsam buradaydı bunun sigortaları. Evet. Aynen. Yani neden burayı açtım? Her katın sigortası ayrı. Alt katta bir arıza çıktığında yukarıda daha müdahale etmeden yukarıda elektriğiniz açık olacak şekilde devam edeceğiz. Birinci odaya geldik değerli arkadaşlar. Birinci odaya geldiğimizde bana göre yazlık bir bölgedeyiz. Didim'in iklimi de çok sıcak. Laminat parkeden ziyade granit malzemeler daha iyi, daha sağlıklı diye düşünüyorum. Hem temizlik bakımından hem de
Serinlik açısından iyi oluyor. Çünkü yazlık olarak kullandığınızda yazın çok sıcaktır dilimin iklimi. Dolayısıyla seramik bana göre daha iyi olur. Aynı zamanda laminat parkeden de fiyatı biraz daha farklı, daha pahalı bir malzeme değerli arkadaşlar. Açık renkler kullanmış, tavan yüksekliği gayet güzel. LED ışıklar, spotlamalar, tabii balkona çıkışımız mevcut. Birinci odamız bu şekilde. Şimdi ikinci odamıza geçiyoruz değerli arkadaşlar. İkinci odaya geldiğimizde gayet geniş, ferah bir yatak odası değerli arkadaşlar. Bu odamızda da gene sürgülü kapımız var, balkona çıkışımız. Aynı zamanda yan tarafta da güzel bir pencere verilmiş. Gayet kaliteli, güzel bir işçilikle yapılmış. Aydın dedim, Hisar Mahallesi'ndeyiz, Sağ Tur bölgesindeyiz değerli arkadaşlar. Tabii her odada televizyon sistemleri mevcut. Çana falanla uğraşmayacaksınız. Merkezi sistemle yapılmış. Şimdi bir genel banyomuz var. Ona da bir göz atalım değerli arkadaşlar. Genel banyoya geldiğimizde son derece geniş, ferah bir genel banyomuz var. Çift açılımlı vasıtası penceremiz, kumlama dediğimiz tempur camlı duşakabinimiz, klozet alanımız, Hilton dolabımız. Aynı zamanda burada da hem çamaşır makinesi yerine yerleştirilmiş. Burayı isterseniz kabin içerisinde de alabilirsiniz. Açık renk fayansların kullanması daha iyi olur. Tavana baktığımız zaman bordeks malzemeyle kaplamasını yapmış. Gayet güzel, şık bir şekilde tasarlanmış. Hemen burada üçüncü yatak odamıza geçiyoruz değerli arkadaşlar. Son derece geniş, ferah bir yatak odası gördüğünüz üzere. Televizyon sistemleri her odada mevcut. Gene tavan yüksekliği çok hoşuma gitti. Basık değil, yani evin içerisine girdiğinde yaklaşık 3 metre tavan yüksekliğimiz mevcut. Burada bir Fransız balkon verilmiş tabii. Karşı tarafta da bir pencere, aydınlık açısından adam elinden geleni yapmış, yani gerçekten kaliteli. Denize çok yakın değerli arkadaşlar. Denize çok yakın. Hemen müştemilat kısmına gidiyoruz. Müştemilat kısmına giderken yine basamaklar siyah ve beyaz renkten yapılmış ahşap görünümlü alüminyum korkuluklar. Yukarıya çıktığımızda hemen sol tarafımızda, yani sağ tarafımızda terasa çıkıyoruz zaten. Hani sol tarafımızda da yatak odasına giriyoruz. Öncelikle yatak odasına girelim. Dediğim gibi çift teraslı yatak odasının içerisinde de terasa çıkabiliyoruz. Dolayısıyla son derece geniş, ferah bir yatak odası değerli dostlar. Burayı gördünüz. En son şu mevcut, yani parmakla işaret ettiğim taraf yola cephe tabii. Büyük bir caddeye cephe. Gayet güzel, kullanışlı. Hemen bir genel banyomuz daha var. Onu da bir gösterelim sizlere. Genel banyoya geldiğimizde aynı birinci katta olan banyo gibi son derece geniş, ferah. Hilton dolabı, klozet, kumlamayla yapılmış duşakabin, çift açılımlı vasıtas pencere. Tabii ben arka cephedeki terası tanıttıktan sonra ön cepheye geleceğim. Tabii terasa baktığımız zaman terasın içerisini komple, yani duvarlarına granit malzemeyle kaplamış. Bana göre çok da sağlıklı bir karar vermiş. Çünkü rutubetten falan tamamen kurtulmuş oluyorsunuz. Sandviç panelinden pergülesini atmış. Dilerseniz burayı kapalı alan da yapabilirsiniz. Ama bana göre hiç gerek yok. Ön tarafı yaparsanız daha iyi olur. Çünkü orayı kış bahçesi olarak da kullanabilirsiniz. Hemen ön taraftaki terasımıza gidip videomuzu bağlayacağız. Aydın Didim Hisar Mahallesi'nde denize gerçekten çok yakın bir konumda bir villa sunumu için buradayız değerli arkadaşlar. Hemen ikinci terasa geldiğimizde ikinci terasımız son derece geniş, ferah, güzel. Aynı şekilde yine duvarları granit malzemelerle kaplamış. Tabi burada ne yapmış? Mesela burada bir yatak odanız var, banyonuz var. Genişçe bir terasınız arka tarafta var. Burada da geniş bir terasımız var. Burada arkadaşımız demiş ki, yani isteğe göre burada mutfak tezgahı için pil su gideri ve temiz su giderleri yapmış. Aynı zamanda prizleri de yerleştirmiş. Burada istenilirse güzel bir mutfak tezgahı koyabilirsiniz. İki aile burada çok rahat yaşayabilirsiniz değerli arkadaşlar. Aynı zamanda yazın geldiniz burada açık havada terasta televizyon seyretmek istiyorsunuz. Burada da televizyon sistemlerini kurmuş, hazırlanmış. Burada bir şey daha söylemek istiyorum. İskanı alınmış, resmi evraklarda hiçbir problem yok. Şurayla ön tarafı katlanır camla kapatırsanız burada kış bahçesi olarak da kullanabilirsiniz. Yani burayı salon olarak düşünebilirsiniz değerli arkadaşlar. Tabana baktığımız zaman gene sandviç panelinden pergülesini yapmış. Gayet sağlıklı bir şekilde yapmış. Arkadaşımızın eline sağlık. Bugün Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Denize çok yakın konumdayız. Yani metre vermek istemiyorum. Aslında 300 metre mesafedeyiz değerli arkadaşlar. Plaja 300 metre mesafedeyiz. 4 artı 1 ayrı mutfak, özel yüzme havuzlu, özel otoparklı, deprem yönetmenliğine uygun
Gerçekten kaliteli bir işçilikle yapılmış güzel bir villa sunduk. Miraç Emlak olarak biz bu villayı beğendik. Umarım siz değerli dostlarımız da beğenmişsinizdir. Aynı zamanda fiyatını ben başta söylemedim. Şu anda fiyatını da söyleyeyim. Bu güzel villamızın fiyatı 3 milyon 400 bin TL. 3 milyon 400 bin TL tabi bir liste fiyatı. Miraç Emlak'la iletişime geçin. Elimizden gelen ne varsa hepsini size yardımcı oluruz. Dolayısıyla hep videolarımda söylüyorum. Geçen gün yurt dışında bir arkadaşım aradı. Ya Miraç biz abone oluyoruz. Acaba bizde para mı kesiliyor? Öyle bir şey yok değerli dostlar. Yani abone olursanız Didim'le ilgili bilgi sahibi olursunuz. Yani Didim'de eve ihtiyacınız yok. Dolayısıyla Didim'de neler oluyor? Didim'de gayrimenkullerin fiyatı nedir? Miraç Emlak'ı takip edersiniz. Bununla ilgili tüm detaylı bilgilere sahip olacaksınız. Mesela Miraç Emlak'a abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.